Öncelikle iç sahada puan kaybettiğimiz için tabii ki üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. İç sahada fire vermek istemiyorduk. Ön tarafta daha rahat bir pozisyon almak istiyorduk ama bugün için bunlar mümkün olmadı. Oyuna baktığımızda çok da kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Ama bizi üzen tarafı 2-0 yakaladıktan sonra iki tane penaltıyla kendi sahamızda rakibe puan vermemiz bana göre gecenin en üzücü olan tarafıydı bizim için. Oyuncuların buna müsaade etmemesi gerekiyordu, tepki vermesi gerekiyordu, daha sağlam durmaları gerekiyordu, daha fazla mücadele etmeleri, daha agresif olmaları gerekiyordu oyunda. Maalesef bugün bunları yapamadık. Üzgünüz beraberlik için, onu söyleyeyim. Bunun haricinde önümüzde 7 karşılaşma var, hala öndeyiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Tabii ki bugün çıkarmamız gereken dersleri çıkartıp bundan sonraki müsabakalarda bunların telafisini alıp daha iyi oyunlar ve daha iyi skorlar almaya çalışacağız. Hayır, Abubakar henüz bizle antrenman yapmadı. Takım henüz antrenmana çıkmadı. O yüzden kendisini kullanmadık. Ama bilmiyorum salı günü için ne olur, yarın antrenmana çıkar mı? Tam olarak bilemiyoruz, ona yarın bakacağız. Çok aslında hesap yapmadık çünkü rakiplerimizin de maçları var, ne olacağını bilmiyoruz. Ama şunu söyleyeyim, hesaptan ziyade oyunun böyle olmaması gerekiyor. Yani bu oyun olmaz. Bu oyun bizim oynadığımız oyun değil. Biz de daha farklı bir oyun oynuyoruz ama dediğim gibi işte bazı bölgelerin değişmesi, bazı oyuncularımızın sağ içinde tavır ve davranışları mücadelesi bu akşam için gerçekten bizi üzdü. Özellikle beklenti içinde olduğumuz oyuncular bunlar. O yüzden bu hataları düzeltip öyle devam etmeliyiz. Yoksa ligin devamında kalan 7 haftalık bölümde çok büyük sıkıntı yaşarız. Yok, çok final maçı olduğunu düşünmüyorum. Daha önümüzde oynanacak 7 tane maç var. Oynadığımız maçların hepsi zor. Hepsi sıkıntılı müsabakalar. O yüzden final maçı diye bir şey yok. Tekrar eski oyunumuza, tekrar eski mücadelemize, eski gücümüze, eski istek ve arzumuza dönüp önümüzdeki oynayacağımız müsabakayı kazanmak zorundayız. Yaptığımız oyuncu değişikliklerinden istediğimiz verimi alamadık. Oğuzhan'ın değişikliği zorunluydu. Mensah kullandık. Mensah zaten sezon başından beri kullanıyoruz ama maalesef ligin son bölümünde ihtiyacımız olan bir oyuncuydu. Onun da performansı çok aşağıda. Maalesef işte o bölgede sezon başından beri sıkıntı yaşıyoruz. Bir türlü o bölgeyi oturtturamadık. Orada kullandığımız 3 oyuncu var. Sürekli onları değiştirerek kullanıyoruz ama istediğimiz verimi alamıyoruz. Belki Oğuzhan sakatlanmasaydı daha farklı olabilirdi. Bilmiyorum. Yani Mainz'ı kullandık. Adem'i de kullanabilirdik ama Adem'e de şans verdik bundan önceki süreçte. O da beklediğimiz performansın altında. Mainz'ı da beklediğimiz performansın altında. Demek ki daha farklı bir sistem kurmak durumundayız bundan sonrası için. İyi akşamlar. Teşekkürler.